Evet arkadaşlar, geldik ikinci etkinliğimize. 49. sayfa ne diyor? Kendiniz ve aile büyüklerinizden birinin çocukluk fotoğrafını aşağıdaki boş yere yapıştırınız. Resimdeki kıyafetlerin farklılıklarını söyleyiniz diyor. Şimdi kendiniz ve aile büyüklerinizden birini. Ben aile büyüklerinin büyük annemin ya da büyük babamın zamanındaki kıyafetleri ve o insanların giydiği kıyafetleri fotoğraflarını bulup buraya yapıştırdım arkadaşlar. Kendi kıyafetlerimizi zaten biliyoruz. Şimdi onlarla bizim kıyafetlerimizi, şimdi sizin kıyafetlerinizi karşılaştırdığımız zaman arada ne kadar büyük farklılıklar var, değil mi? Bak, bu nenenin üzerinde kafasında eşarp, biri bağlı, biri başına örtmüş. Bak, burada peştemal denen bir şey var. Elbisenin önü kirlenmesin diye elbisenin önüne peştemal takmış. Kollukları var. Kolları kirlenmesin diye kolluklar. Onun üzerine yelek, yeleğin altında bir tane kazak var. Bir sürü kıyafet üst üste giymiş. Bak, ayaklarında naylon ayakkabıları var. Bak, burada erkeklerin ise şalvara benzer, gözlüğün gibi, şekilleri çok değişik. Pantolon, pijama gibi, şalvara benzer, pijamaya benzer bir pantolon tarzı. Üzerine uzun bir entari tarzı bir şey bırakmışlar. Şurada gördüğünüz gibi bir kuşak, kalın bir kemer var. Başlarında sarık var, bakın şurada şapka var, şurada sarık var. Üstlerinde yelek var, bakın şu yelek, gömlek var. Çok ilginç kıyafetler var. Bak, o eski kıyafetleriyle şimdiki kıyafetlerin siz karşılaştırın, şöyle bir görün. İsterseniz bunun ekran görüntüsünü alın, öğretmeninize gösterin. Eskide insanların nasıl giyindiğini, ne kadar farklılık olduğu aramızda, değil mi? Onların ne kadar çok parçalı, değil mi? Renkli, oldukça eski. Şekilleri değişik pantolonları pijama gibi. Bizimki ise genelde bir ya da iki çeşit renk olur. Parlak renkli. Kıyafetlerimiz oldukça yeni. Mesela onların kıyafetleri, bakın, yamalıklı. Yamalıklı kıyafetleri var. Bakın şurada. Şurada yamalık var. Yırtılmış. Buraya başka bir farklı bir bez ninemiz. Evet, şöyle işaretleyeyim. Farklı bir bezle burayı yamamış. Deliği kapatmış. Yamalıklı. Sizde yamalıklı bir kıyafet var mı? Hayır, yok. Şekilleri değişik pantolonları pijama gibi. Şimdi ütülü değişik pantolonlar var ama o zaman bırakın ütüyü, pantolon bile doğru dürüst yok gördüğünüz gibi. Evet, aile büyüklerinizin çocukluğu ile kendi çocukluğunuz arasındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız diyor. Aile büyükleri şu benzerlikle şu şekilde yazdım arkadaşlar. Aile büyükleri, benzerlikleri, ailemizin bakımına muhtaç olmak. Evet, onlar da aile büyükleri de kendi zamanlarında çocukken ailelerinin bakımına muhtaç. Şimdi siz çocuklar da ailenizin bakımına muhtaçsınız. Okula gidiyorlardı, siz de okula gidiyorsunuz. Oyun oynamayı sevmek, siz de oyun oynamayı seviyorsunuz. Bunlar benzerlikler. Peki farklılıklar ne? Büyüklerimiz daha çok dışarıda arkadaşlarıyla oynarmış. Evet, onların içeride oyuncakları, televizyonları, tablet, telefonları olmadığı için dışarıda oynarlarmış. Biz ise içeride kendi başımıza oynamayı tercih ediyoruz. Biz fazla iş yapmazken büyüklerimiz tarla işlerinde bakarmış. Hayvanları güdermiş, aile işlerine daha çok yardımcı olurmuş, önemli görevleri varmış. Sizin ise pek bir göreviniz yok, sadece dersinizi yapıyorsunuz, belki arada bir markete gönderiliyorsunuz, bir de tabletinizle, telefonunuzla oynuyorsunuz, değil mi? Başka bir şeyiniz var mı? Hayır, yok. Evet, aradaki benzerlikler ve farklar bunlar arkadaşlar, aşağıda. Şimdi benzerlikler ve farklılıklar ne bunlar? Oyunlar, oynanan oyunlar, oyuncaklar, kıyafetler, yaşanılan evler. Evet, benzerlikler, büyükleriniz ve sizin aranızdaki farklılıklar. Oynanan oyunlarda takım halinde oynanması benzerlikler. Siz de takım halinde oyunlar oynuyorsunuz onlarda. Farklılıklar, eskiden beden gücüyle oynanan oyunlar oynanırdı. Yeniler ise zihinsel oynanması, değil mi? Siz aklınızla, işte tabletinizle, telefonunuzla stratejiler yapıyorsunuz, oynuyorsunuz. Onlar top oynardı, tırmanırdı, koşardı, saklanırdı. Bedensel sporlar ya da bedensel oyunlar oynardı. Oyuncaklar. Sizler de bebekler ve hayvanlar, arabalar şeklinde olmaları oyuncaklarınız. Onlar da aynı şekilde bebekler, hayvanlar ve araba şeklinde. Farklılıklar ise eskiler evdeki bez ve tahtalardan yapılmış olması. Eski oyuncaklar evdeki bezlerden, tahtalardan yapılıyordu. Yeni oyuncaklar ise teknolojik oyuncaklardır, biliyorsunuz. Uzakta kumandalı, pilli, teknolojik oyuncaklar. Elbiseler, onlarınki de elbise, fistan denirdi daha çok. Şapka, etek, gömlek, pantolon, yelek tarzı, bir de ayakkabı işte.
Farklılıklarınız için onlar benzerlikler, farklılıklar. Eski kıyafetleri renksiz ve eski, yamalı olması, yeni kıyafetlerin renkli, çeşitli ve yeni olmaları aradaki farklılık bu. Yaşanılan evler hem sizin hem de onların çatılı, içinde salon ve odaların mutfağın olması. Farklılıklar ise eski evler taş ve kerpiçten yapılmış olması, yeni evlerin beton, briket ve demirden yapılması. Bunlar da aradaki farklar. Evet, bu etkinliğimiz de burada son buldu. Ben burada bırakıyorum. Siz hepsini yazın. Sonra videonuzu kapatın. Abone olun, yorum yazın ve arkadaşınıza WhatsApp'ta paylaşın. Hoşça kalın, başarılar diliyorum.